Gülşen'in ablası var. Gülşen Hanım merhaba. Sıra Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bize. Songül'ün ablasısınız değil mi? Evet evet. Songül ablasıyım. Songül'e de sahip çıkan benim, 13 ablam. Seneden beri sahip çıkan benim. O Koray'ın yaptıkları var ya Esra Hanım, sizi ben çok seviyorum. O Koray'ın yaptıkları böyle böyle seni birden Ankara'ya köprü olur. Borcuna, harcına. Sana hangi birini anlatayım? Hangi ben birine? Hepinizin tamam yaptınız. Hepinizin de parasını geri verdim. Ödemedin mi Songül ablanlar? Ödemedin. Para ver. Ödemedin mi? Songül tane vermedin. Ödemedin. Kredi çekmedin mi sana? Sana ben iyilik senin yaptım. Kredi çektiğinde. Bak. Tehdit ediyorum. Uzaklaştırma kararı aldır. Tamam, Allah Allah. Ama siz yani seni Koray Bey sevilen bir damatsınız da size çok baldızlar da kredi çekmişler. Evet kredi çektiler Hülya Hanım'la. Bakın. Şimdi bak tehdit filan deyince de ayıp oluyor. Bakın, yani yine baldızın bana sıkışınca sürekli. Gülşen Hanım'ın. Gülşen Hanım'ın. Baldızlar kredi çekecekler. Son gittiğiniz bakın, krediyi ödediniz mi? Ödedim. Ödedim. Son gittiğiniz krediyi. Yok, hayır, son değil bu zaten. Son gittiğinde ödemedi. Hayır hayır ödemedi. Ne kadar baldızınız kredi çekti? O geldiğimiz sene çekmişti. Geldiğimiz sene. Biz buraya Ankara'dan geldik, İstanbul Silivri'ye. Öncesini ha, yardımcı oldular. Allah'ın inkarı razı olsun. Ben inkar gelmiyorum. Şu anda cam baldız. Yani o zaman kredi çekerken cam baldız. Cam Enişten baldız. Enişten de çekti, ona da çekti. Şimdi canın çıksın baldızı olmuş. Evet. Gülşen Hanım devam edin lütfen. Kın mı vermedim, euro mu vermedim, para mı vermedim? Kendimdekiler yetmedi. Milletten topladım Esra Hanım. Milletten öteberi topladım. Onları ev ocak ettim ben, ev ocak. Bütün Silivri'yi biliyor, bütün Silivri. Niye olacak etti Songül? Sanki ben hiçbir şey almadım Songül. Her şeyi ablamlar aldı. Buzdolabını, çamaşır makinesi, her şeyi. Eşim odun mu getirmedi? Yiyecek mi getirmedi? İş mi bulmadık ona? Ona bizim yaptığımızı ailesi yapmadı Esra Hanım. Ailesi. Biz ona acıdık, sahip çıktık. Burada da benim... Esra Hanım sokakta ben burada. Ben sokakta niye bıraktım? Ona da çalışamıyorum ben. Anladım. Tövbe estağfurullah. Yurdumda duruyorum ben ya. Yalan söylüyor ya. Kimin ekmeğiymiş? Ben dedi ailemden gördüm. Sizden gördüm. Ailemden görmedim ben dedi. Sizi ben dedi. Sen benim ablamsın dedi bana. Dedim. İnkar gelmedim ki. Onu yakalayayım. Onu yakalayayım. Gülşen Hanım siz Koray Bey'i damat olarak çok sanırım sevdiniz, böyle baş tacı ettiniz. Evet, aynen öyle Esra Hanım. Bana abla dedi, ben de ona kardeşim dedim, sahip çıktım. Peki, Koray bir şey dedim, merak ediyorum. Şey Koray da hani boylu poslu, yakışıklı, hani eli yüzü düzgün, sapasağlam bir çocuk. Normalde insanlar, senin engelli maaşın var. Sen de çalışsan... Çalışıyordum taşı, Esra Hanım. Yani taşı sıksan suyunu çıkartırsın. Çalışıyordum zaten Esra Hanım. Öyle. Çalışıyor. Yani ama niye bu kadar Esra, krediler... günden beri hep borç çıktı. Kimin borçları? Koray Güm, eşimin hep borçları hep çıktı. Özel borçları evet, mı vardı? Evet Esra Hanım, evladım hep borçları çıktı. Normal şartlarda o çalışsa iki tane ha? Maaşla... Kredi çektiysem sen de biliyordun kredi çektiğini. Hayatınızı Koray geldiğin günü diyorum sana. Ha geldiğim gün tamam, benim bir kredi kartı borcum vardı, bir de... Anladım. Geldim, borç bir alışkanlıktı. Babana kefil oldun. İki tane ayrı ayrı bankalar. Songül daha bir yazık, sene önce. Kağıtlar evde duruyor ya. Bir sene bile olmaz. Songül o krediyi çekelim. Koraycığım söylemek istediğim şu. Sana. Senin ya. Maaşınla onun maaşı bir araya gelse bir evi çok iyi bir şey yani en asgari şekilde geçindirebilecek şartlardasınız. Bakın şunu söyleyeceğim. Ama sürekli hani böyle paralar, borçlar, kredi hayır. Kartları Esra alıp Hanım, ödememekler ben sadece şunu söyleyeceğim. Şey. Daha önceden borcum olmadan önce Songül Hanım'ın aldığı maaşı euro yapılıyordu. Güne girdilerdi. Evet, euro yapılıyordu. Kenara konuluyordu. Ama birikim yapıyordu. Ben bir 6 ay çalışamadım. Tabii ki o paradan harcama yaptık. Kiramızı verdik. Anladım. Niye çalışamadın? Yatıyor diyordu. 6 ay değildi. Yalan söyledim. 4 aydı. Ha 4 aydı pardon. Niye yalan söyledim? Ya işten ayrılmıştım. İşten ayrılmıştım. Çok uzun bir süre. Tabii ki işten ayrılmıştım ama iş arıyordu. İş geldi Esra abla. Enişten buna iş buldu. Aa dedi. Bazı demin insanlar iş bulur, iş beğenmez. Kimi yalan söylüyor Esra abla. Çalışmayı da sevmez yani. İnşallah ama Esra yeni Hanım ablası böyle yani böyle tetik damarsın nasıl konuşabiliyor? Yeni kuracağın hayatında inşallah çalışırsın. Aksine çalışacağım zaten Esra Hanım çünkü. Ben çalışmayacağım demiyorum. Anladım. Kaç aydır oturuyorsun peki? Nerede? Babamlarda mı? Evet. İki ay oldu geleli. İki buçuk ay falan oldu. Çalışmıyorsun. Kim bakıyor sana şimdi? Şu an iş arıyorum zaten. Babamlar da arıyor iş.
Diyor musunuz telefonda oğlunuza? Oğlum bir ihtiyacın var mı? Annenle nerede kalıyorsun? Hülya Hanım. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Sordum. Ha. Canlı şahit, annesi de burada, eşim de burada. Para gönderdiniz mi? Hayır, gönderemedim. Çünkü durumum yok şu anda, gönderemedim. Çalışmadığım için gönderemedim. Hülya Hanım, ha, göndersem göndereceğim tabii ki. Niye göndermeyeyim? Oğlum mu? Sonuçta benim o. Bir şey söyleyebilir miyim? Canımdan abla, bir parça ya. Araya gireceğim. Necla Hanım telefon attığında, Koray Bey'in annesi. Alo. Alo. Necla Hanım hoş geldiniz. Merhaba Esra Hanım. İyi yayın. Burada Koray. Koray ne oldu? Ne heyecanlandı? Koray Gümüşlüoğlu benim oğlum. Oğlum olduğu için oğlum ilk telefon etti bundan. Anne dedi geçimim hiç yok dedi. O Songül Gümüşlüoğlu orada yalan söyledi. Songül beni aradı. Dedim ki Songül dedim bir tane çocuğunuz için dedim. İdare edin dedim. Bu Koray'ın mesela ikinci evliliğidir. Son gün kişi oraya çıkıp da yalan söylemedin. Koray'a da dedim. Sana. Koray bak orada oğlum dedim. 13 senedir dedim bu yuvan yüz. Evet. Bir bebe orada kaldı. Bir bebe de burada kalmasın dedim. Dedim demedim mi? Bak orada şey. Necla teyze. Efendim canım. Bak annemin adı da Necla. Münevver'i gelin olarak kabul ettiniz mi? Ben de hanımı tanımadım Esra Hanım. Gelmedi benim kapıma. Sizinle beraber kalmadı mı? Hayır vallahi benden kalmadı. Ay, bak bir tane çocuğum var. Torunumun başı için benim oğlum ismini ağzına almasın lütfen yemin etmesin. Torunu niye almasın ya babaannesi? Ya. Yemin etmesin çok onun yemin üzerine. Etmesin. Tabii tamam, ki yemin etme. Kombine yemin etme. Çocuk başını falan deme yani. Bak, dinliyorum buyurun Necla Hanım. Beni dinle. Ben sana hiçbir zaman kötü bir kaynamalık yapmadım. Benim kayınbabamın telefonla Koray'la konuşuyordun. Ben sana dedim ki Songül sen Koray'a önce Songül evli misin dedim Koray'dan için. Ben de dedim ki sana Koray'ın bir tane bebesi var. O zaman kızım kabul evet, etmeseydin, gelmeseydin. Sonra ben seni bırakmadım mı? Oğlun ne zaman yanına geldi Necla teyze? İftira atmayın de. Oğlun ne zaman yanına geldi? Benim oğlum geleli bir kaç ay şeyle oldu işte. İki buçuk ay falan mı? İki buçuk ay. Bir buçuk ay mı oldu nedir? Ben şeker hastasıyım. Ankara'ya gelince direkt... Bak benim Necla teyze, oğlun Ankara'ya gelince direkt senin yanına gelmiyor ama. Başka bir yerde kalıyor. Hayır ben direkt annemin yanına gittim. Ben İstanbul'a 13 senedir bir kere gitmişliğim var. O bir gitmişliğimde. Bir kere mi gitti buraya? Bir oğlunda bir de öbür evde geldi ya. Ben girdim. O son dört kişi benimle kavga etti. Necla teyze ben onu sormuyorum. Oğlun Ankara'ya geldiğinde senin yanına gelmek yerine gidiyor başka bir yerde kalıyor. Benim oğlum beni durdurdu orada. Ben direkt Esra Hanım annemlerin yanına gittim. Başka hiçbir yere gitmedim. Bak bir şey diyeceğim. O düşen bacısı. Ben kimsenin bir kötülüğünü görmedim. Asla Allah rahmet eylesin görmedim. Ama son günün yalanları atmasın. Allah size iş bildiği gibi yapsın. Siz ne kadar yalancı bir insansınız ya. Siz ama gelin kaynana çok bağlı. Olsun ya. Şimdi Necla teyze, evde de çok ses var. Bir Necla teyze sen de konuşun. Siz gelin kaynana zaten çok anlaşamıyor musunuz? Evet. Ben çok ben güzel anlaştım. Çok güzel anlaştım. Bak engelliydi. Her şeyinde şey yaptım. Ha o da yapıyor dedi. Ama benim oğlumu İçki içittirip... Bunlar nasıl bir söylesin? Beni ilgilendirmez. Ben önce aradı bana dedi ki Necla teyze sen... Az önce abla... Bir şey demedim dedim. Ben bir kere böyle bir şey söyledim mi senin ailen hakkında? Evinin hareketlerini ben bilmiyorum dedim. Yazıklar. Bir kere gittim Esra Hanım 13 yılda. Bir kere, Necla teyze şunu merak ediyorum. Esra abla iki kere oğlunla, geldi ya bak, yalan söylüyor Koray'la ya. Koray'la Songül'ün bir çocuğu var. Sen bir anne olarak oğlun ikinci evliliği ya bu. Üçüncü bir evlilik yapmasını ister misin? Onayladı ya 35 yıl sağlıklı benim oğlum dedi. Herkesin bak. Herkesin yaşı şeylik. Ben yine dedim. Ben Necla teyze barıştıralım dedim. Onları. İster barışsın. Ben barışmam. Benim işim olmaz. Annem dahil istese barışmam. Benim işim olmaz. Barışmam.
Gel barıştıralım onları. Meslek verdiysem Songül gözüne dursun Songül. Benim yaptığım mümkün senin gözünüzde dursun anladın mı? Söyleme, yalancılar Songül. Sizin işiniz gücünüz yalan be. Yazıklar olsun ben... size be. Tek doğru sen varsın bu Türkiye'de. Sizin gibi yalancı makinesi olmuşsunuz. Yazıklar olsun size. Sana da yazıklar olsun. Bir de bir kere gelmiş benim imbeli. Öyle mi? Yazıklar olsun size. Hizmet yaptım ben onlara. Size kaç çocuğunuz var? 3 tane. Orada 3 tane evladınız var. Bir saniye. Necla teyze bir sakin. Siz bundan sonra gelin olarak... 3 çocuğunu bırakıp gelen birini gelin olarak kabul eder misiniz? Bak, ilk evliliğinde de karışmadım, ikinci evliliğinde de karışmadım. Aynı sıkıntı söyledi bana. Benim eşim hasta, kanser. Teyzeciğim, ben size bir soru soruyorum. Ben onların bir şey. Gelin olarak kabul eder misiniz? Şimdi eşimin bir para maddi durum oldu. 2 lira 700 hapis niye demişler. Benim oğlum o parayı... Bir de siz sorsanıza. Teyze. Efendim? Yeniden evlenir mi oğlunuz? Niyeti var mı? Bir niyetim yok. Benim çocuğum tek geldi. Çocuğumun muhtara dedi ki yavrum yanımda yaşıyorsan bunlar da yasaklar. Gel ben seni kayıtıma alayım dedim. Ben kötü mü yaptım Songül? Söyle Songül'e. Abim de yanında. Siz keçi öğrendi. Buraya bir Esra Hanım, bir bayanı, Münevver Hanım'ı konuk etti. Çok yakın oturuyormuşsunuz aynı semtlerde. Görmüş olabilir misiniz? Ben kimseyi Münevver Hanım'ı. Bu kadar yalancılar ya. Yemin ederim ben yan oturmadık. Ha, iş bulma konusunda yardım etmiş olabilir misiniz? Sen varsın Songül ya. Kendin dedin ya. Esenlere geldi dedim. Bana mesaj attın. Ben Esenler'den aldım. Kadın adına ben mesajları içine verdim. Esra abla ya. Kurban olayım ya. Messenger'dan yazdı ya bana ya. Ya sen sus ya. Yeter artık bak. Saygısız olmak istemiyorum bak. Yeter be. Terbiyesizlik yapma. Saygısız şey pislik şey. Ayıp ya. Senin yaptığın ya. Dizine göze dursun benim. Ya, çöpten aldım eşya yaptım. Çöpten halı buldum ev yaptım be. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Senin doğumunda geldim de yazıklar senin olsun. Evinde kaldım, ettim, eyledim, ay, sana yardımcı oldum. Ben sen bana hiçbir şey yardım etmedin be. Çocuğuma bir takım bile almadın be. Sen benim hiçbir şeye yardım etmedin. Hiçbir şeye emeğiniz geçmedi bana. Sen bana eşya bile almadın. Sen bizi paramıza geldin be İstanbul'a be sus ya yalan söyleme ya. Necla Hanım incir aldınız da gittiniz sonra yediniz onu. Necla Hanım oğlunuz diğer torununuza da nafakasını verir mi? Vermiyor Esra abla. İaşetini sağlar mı ilk evliliğinden olan çocuğuna da? Yani artık. Şimdi yaptıkları yapacaklarının teminatı oluyor. Şimdi ilk boşanma sonrası. Gerçekleşen hemen Koray Bey çok hızlı. Diyor ki velayeti anneye veriyorum. Zaten bunu bir lütuf olarak söylüyor ama zaten de bakmıyor. Yaptığınız şimdi, şey daha önceki evliliğinizde çocuğunuzla şahsi ilişki günlerinde görür müsünüz? Nafakasını hayır hiç görmedim. Niye? Nafakasını günü 14 günü senedir görüşmüyoruz biz. 14 senedir görmüyorsunuz. Kendi de biliyor. Nafaka veriyor musunuz? Ben söyledim onu ama ilgilendirmez. Görüş nafaka şeydi kendisi iş yap. Ben sana bir günden bir gün görüşme dedim hayatım, mi? Benim nafakadan daha ziyade bak. Veremezsin nafakayı da. Evet, görüşmek iyi ben bir hiç karışmadım. Baba olursun. Ararsın, sorarsın, gidersin, gelirsin. Manevi varlığın o çocuğun. Huzurum bozulur dedi Esra abla bana. En büyük teminatlarından biridir. Tabii ben hiç bunu bulabildik mi Koray? Onları? Bunu bulabildik mi? Bir kadın olarak Face'den buldum seni engelledim. Bak Koray'dım burada çöktürdüm. Resimden çekip de sana gösterdim. Ben gösterdim bulup da ben. Bak Koray'dım tamam. Umut ne kadar doğru. Görüşmedim çocuğunla sana. Görüşmeme ben sebebin buldum. Ne? Şey, Hülya abla resimlerinden. Özel. Özel konulardan dolayı, eski olaylardan çocukla dolayı. Çocukla aranda bir özel ilişki olamaz yani. Eski olaylardan çocuğun, dolayı. Songül Hanım da biliyor eski olayları. Çocuğun öyle bir seçimi yok yani. Babayla özel durumlardan ha, biri görüşmüyor. Şimdiki şartınız ne Koray Bey? Ben çünkü siz bütün mücadeleleriniz o. Ben nafakasız,
tazminatsız ikinci evlilikten ben nafaka de vermeyeceğim demedim. Ha? Ben nafaka vermeyeceğim demedim. Verecek misiniz? Vereceğim nafakasını da çocuğun nafakasını da. Yeni bir hayat kurması için eşinize kirasını... Tabii ki vereceğim. Eşinize de ben, verecek misiniz? Tabii ki şu an çalışmıyorum ama çalıştığım zaman eşimin de vereceğim. Çocuğumun da vereceğim. Bir de tek başına yaşayan yani, Hülya Hanım tek başına yaşayan bir adam yani. Çalışacak, ailesinin yanında kalıyor. Kirası yok, osu yok, vereceğim bakacak yani, biri yok. Ben vermeyeceğim demiyorum. Kazandığından bir bölümünü verecek karısına. Ben kendisine de söyledim Hülya Hanım. Ben vermeyecek demedim. Çocuğuma bak, da dedim nafaka vereceğim, size. Sana da dedim vereceğim. Koray, i̇şte şimdi bak, çocuğunu bilmiyorsa çok üzülüyordu. Benim ablam borcunu da verecek. Buradaki Koray, çocuğa, o görüşmelerde diğer çocuğu 14 yıldır görmemişsin. Buyurun Esra Hanım. Koray, biraz önce sana gösterdiğim görüşmelerde Münevver Hanım seninle beraber olduğunu kabul ediyor. Ben onun yanında bir süre kaldım diyor. Esra biraz Hanım. Önce gösterdim sana. Esra Hanım öyle bir şey yok. Mesajı gördüm ama mesajı çeken niye benim. Niye Münevver bu yalanı söylüyor peki? Mesajı çeken benim. O yazan, kabul eden Münevver bana mesaj atan. Grup yapınca ben sizin grubunuza katılmadım. Gruptan. Gruptan ne yazdık Songül sana biz? Bana diyorlar ki bak tekrar söylüyorum. Ne diyor mesajda? Bak ne diyorlar biliyor musun Esra abla bana? Şey bana değil. İlk önce buna yazıyor Münevver Hanım. Diyor ki. Bir de siz senin... grup konuşması mı yaptınız hani WhatsApp'ta? Yok yok. Messenger'da. Evet. Diyor ki bana demiyor. Münevver Hanım diyor ki Koray'a. Eşiniz diyor, benim eşimi aramıştı. Ben Levent Goy'u aramışım, İstanbul'a çağırmışım. Bu da bana diyor ki... Ha doğru. Evde, bak o mesajlar da orada, beni Esra de abla. Ben de dedim ki, o zaman dedim yüzleştireyim sizi dedim. Bir ben de muhatap dedim, oradan dedim, istemiyorum yazışı. O kadar. Hayır, ben o kadar detayına gelmek istemiyorum. Ben 3-5 gün kaldım yanında gibi bir cümle kuruyorum. Boşanıyor musunuz? Boşanmak istiyorum Esra. Benim şeylerimi kabul ediyorsa... Tamam boşanır. Nafaka... Kendi de icralık nasıl ödeyecek bana borçlarını Esra abla? Valla onu bilemiyorum. Onu ben bileceğim ya. Onu tekrar icraya gider. Şimdi nafakan... Songül, siz karşı karşıya bir gelip bir masada oturuyor yok, musunuz? Esra. Hayır. Hayır. Ben istemiyorum. Hayatım tamam, sarılın saat... öpüşün demiyorum size herhalde. Bir masada oturacaksınız. Anlaşma şartlarınız işte o protokolde ne olacaksa işte tamam. Velayet konusunda, nafaka konusunda. Tamam. İşte nafaka parası ne kadar olur? 3 lira mı olur? 5 bilemiyorum. Bunu konuşacaksınız. Tamam, sen konuşalım. Ne anlıyorsun masada yan yana olunca? Şey, tamam konuşalım Esra. Birinden mi korkuyorsun Koray? Hayır Esra, biri kimseden korkmadım. O zaman çocuğunun tamam, annesiyle yüz yüze bakacaksan yan yana otururum diyeceksin. Tamam ne yan yana da otururum. Buyursun gelsin. Yok, ben oturmam de. Demiyorum. Ha ben... Vallahi ya. Ben yapamıyorum tamam, öyle oyunu. Tamam konuşuruz yani. Çok diliniz damağınız kuruyor yemin ederim. Ama boşandıktan sonra bak Koray. Yandın Esra sen. Esra abla ben sizi niye özellikle oraya sizi Esra ben atacağım. Esra'yı o seyircisinden siz. Ben bunu vallahi resmen ben atacağım. Ailemle kalacağım için tek başıma yaşayacağım, kafamı dinleyeceğim artık. Düğün davetiyeni alırım artık. Ben evlenmeyeceğim Esra Hanım bir daha. Hı-hı. Ben bir daha evlilik yapmayacağım Esra Hanım. Bir kere hata yaptım. 18 yaşında askere gitmeden önce oldu. Hı-hı. Tabii ki o özel bir konu. Onu çocuğa kendisi yemin de biliyor. Ediyor, evlenmeyeceğim. Burada İzin açıklamak istemedi. Hayır. Bir daha şey mi demiştiniz siz? Hani çok medya bizi yakıştırdı. Mecburen Münevver Hanım'la evet, evlendik. Yani öyle bir durum hanımefendiye sormuştum. Öyle bir durumla karşılaşır mıyız? Hayır hayır. Ben ha? Evlenmiyorum. Ben ha? Evlilik ben falan yine yapmayacağım. Ben de düğün davetiyeni bekliyorum. Esra Hanım ben evlenmeyeceğim. Ha? Evlenmeyeceğim ben. Esra abla siz merak etme. Bence de evlenmez artık. Evlilik sorumluluğunu kaldıramıyorsunuz.